Ya böyle kendim de yani yaşça böyle olgun erkeklerden hoşlanan biriyim. Herhalde bu konu çok büyük konuşmuşum geçmişte. Yani giderek yaş ortalaması düşmeye başladı. En son 24'ü gördüm. Peki acaba üniversite önlerinde gezmeyi bıraksanız mı? Yani evet yani yaşlıları nerede bulacağımızı hepimiz biliyoruz. Hani ama hiçbirimiz de bulmak gibi bir niyette de değiliz. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Ben bana gençler dadanıyor ya. Düşün yakamdan çıtır pezevenkler. Of artık yeter ya. Gerçekten gencecik bedenlerden bir bıktım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Türkiye'nin en önemli ilişki uzmanı ve seksoloğu Sir Fucking Tutkun Boğuşmak. Çok teşekkür ediyorum. Bu yılbaşı etkinliğinde sizlerle birlikte olmak çok keyifli. Umarım güzel bir sene geçirmişsinizdir. Sanmıyorum. Ama umarım güzel bir sene geçireceksinizdir. Burada en azından umutlar dolu. Hepinize bir kadeh kaldırayım istiyorum. Cheers bebeklerim. İyi ki geldiniz. Bunu da her sefer böyle... Görüyorum ki mutlu insanlar var aramızda. Görüyorum ki o kadar da mutlu olmayan insanlar da var aramızda. Genel olarak keyfiniz yerindedir umarım ama... Kazaklısınız, başka bir durumdayız. Artık değil mi yılı bitirdiğimiz o kış sezonundayız ama eski havası da kalmadı pek. Çünkü kar da yağmıyor. Değil mi? Umarım biz yağdıracağız bu gece bir şeyleri. Aşk yağdıracağız. Kimler 20'lerinde efendim? Kaldıralım birazcık. Yani 20'lerde olmanın da verdiği değil mi? Bir takım enerjiler var. Kaldıralım. Güzel. Kimler 30'larında? Net bir baskınlık ortada. 30'lar evet ben buradayım diyor. 2023'e girmek isteyen kişiler 30'lar gibi. 40 var mı? Evet. Siz niye çekinerek kaldırıyorsunuz ki yani? Bunlara hatta tokat gibi bir cevap. 40'a rağmen buradayız bir şey bu aslında. 40 gayet değil mi? Eskilerin 30'u mu oldu şimdi 40? Evet. 20'ler ne şimdi oluyor? Belirsiz. Siz daha bebe oluyorsunuz. Her boku da yiyen bebelersiniz ben sizi görüyorum. Ben sizi biliyorum. Her şeyin farkındayım. Şimdi onlar bile bir garip oldu. 50 var mı? Böyle belki en azından. Ah! Beyefendi siz 50 misiniz? 50, evli. 50. Yeni mi evlendiniz? Bu heves nedir? Bana her şey seni hatırlatıyor tarzında bir... Hanımefendi, beyefendi koşulladınız mı önden? Ne sorarsa evliyim diyeceksin ve keseceksin sesini. Kalan tüm cevaplar bende. Öyle bir şey mi bu? Çünkü 50 ise beyefendi iyi. İyi bir alım. Ama 50'ye göre iyi bir alım. Şimdi yaşınız kaç? 35'e göre mesela yani evet. Hani doğru. Ne yanlış ne de evet yani ters bir şey yok. Fantastik bir roman karakteri gibi bir beyefendi aramızda gerçekten. 50 misiniz? 50. Siz 50 misiniz? Yok arkadaşlar. Ben gayet temiz bir Türkçe ile yaş konuşuyoruz ne? 50. Düz 50 misiniz? Evet. Ne oldu bu seyircinin algı seviyesine ne oldu ya? Ne oldu biz yani nereye düştük biz ya? Genel izleyici bir şey mi olduk biz ya? Tamam ben kimle konuşmayacağımızı anladım şu anda. Bir kere hanımefendi ne sorarsak soralım irrelevant bir cevapla Mustafa Topaloğlu gibi bir çıkış yapıyor kendince. Tanıyor musunuz bu insanları arkanızdaki? Ne yapabilirim bu konu hakkında? 50 yaşına gelmişsin. Bir saatte bu kadar yamulma be. Allah Allah. Burada 20'likler var neler indiriyorlar bir saattir. Gık demiyorlar gık. Ben söylüyor muyum bir saattir neler çektiğimi?
Şimdi o çok meraklı olduğunuz soruya geldik gibi. İlişki durumlarınız üzerinden biraz kimler buradaydı anlamaya çalışmaya başlayalım istiyorum. Efendim, şu güzel 2022'nin son günlerini ipim ile kuşağım, sevgi çekirdeğim kendi başıma, single'ım ve ready to mingle'ım diyenler, bekarlar kimler? Kim? Nereden girdiğim, nereye çıktığım belli değil, serbestim. Kaldıralım, single'sınız en iyi, lazım olur kaldırın, görünsün, halk da görsün. Açık bir reklam değil bir düşünün. Arkada ne bu böyle şey mi? Sadece bir evli bir grup var gibi. Sizin hepiniz ilişkili misiniz? Gerçi şu masa zaten değil mi? Yani öyle oturmuşsunuz, yayılmışsınız götler rahat rahat. Hiç yani kasmaya gerek yok. Pekala, ilişkisi olanları görelim. Evet. Şimdi yeni evlisiniz ya. Bence hala bir süre daha kaldırın. Yani ya gene o noktaya gelirsiniz biliyorum. Evlilik o yolculuktur. Artık kaldırmıyoruz. Evet, o bir karar. Doğru, evlendiniz. Vallahi ben artık kaldırmamak için imza bile attım falan. Anlıyorum. Hak görürüm ama hanımefendi daha çok yeni yani bu işler, değil mi? Ne kadar olmuş siz evleneli? 5 ay. Güzel. Çok güzel bir karar. 2022 yılında evlenmek. Geleceğe umutla baktığımız şu yılda dediğiniz gibi bold karar da verelim. Bu çaresizliği birlikte yaşayalım. Çok iyi. Peki başka evli olanlar var mı? Evet. Boşanmış olanlar var mı? Evet. Bunlar feleğin o tuhaf çemberinden geçip... Boşanıp sevgilisiyle gelenler var mı? Bu nasıl bir ifşa metodu? Boşanan insanların sevgilisi olması normal bir sevgililik yolundan farklı bir yol mu oluyor? Neden böyle bir... Bakın dul! Beyefendi dul bu arada. Kel olduğunu söylemiyorum bile yani. Hem dul... Hem de ikizim. Ah! Siz hiç evlendiniz mi? Evli. 5 aylık evli. Siz böyle ipana testleri vardı, şey yaparlar böyle. Yumurtanın bir tarafını ipanayla fırçalardık. Evliliğini yürütebilen, yürütemeyen, saçını tutabilen, tutamayan. Böyle bir ikile... Ben okurum. Zaten pasparlaksınız bu arada yani. Bence fırçalanan taraf sizsiniz gibi. Yumurta gibi gerçekten. İkiz kardeş miydiniz? Yaşlarınız kaçtı sizin? 30 mu? 50 yaşındaki abinize bir bakın. Görüyor musunuz? Sağlık fışkırıyor. Hagrid'in saçları. Ama o bir dokunuştur yani. O bir dokunuştur. O da belli ki son bir saatte hanımefendi düşürdü o akları diye düşünüyorum ben. Çünkü hanımefendi potansiyel güçlü bir şekilde var. Bir şey sormak istiyorum. Bekarlara bir şey sorarak başlamak istiyorum. Ama evliler de ya da işte sevgilisi olanlar da düşüncelerini aktarabilir tabii bu konu hakkında. Yılbaşına flörtünüzle ama böyle çok da yani yeni bir başlamış bir flörtle, çok adı konmamış bir şeyle girmek iyi bir fikir midir? Büyük bir adım mıdır? Gol müdür? Girdiğiniz gibi o yıl size o da girer mi? Bunu yapar mıyız? Yo, ne var? Eğleniyoruz. Bugün bu hayatımın bu evresindeyim. Bu gayet doğaldır mı diye bakıyorsunuz. Nasıl bakıyorsunuz? Bu noktada bekar arkadaşlarıma sormak isterim. Yani biraz tanımayı beklerim. Yılbaşında içeceksek taşkınlık yapar mı? Hmm. Onu bilmeyi beklerim. Ya da yalnız zaten baş başa biriyle girmek, bilmiyorum, büyük bir adım gibi geliyor. Baş başa diyeceğim, o bir yıkıklık. Arkadaşlarımla gireceksem... O bir çaresizlik. Nerede giriyorsunuz? Tatvan'da mısınız yani? Hani tek şansınız, ikinizden başka kimse yok falan. Onu yapmayın, evet yani öyle hem yeni flört ya da yapın. Çok da iyi bir deneyim. Yani arkadaşlarımla... O yılı silin ama ondan sonra siz bir şey de beklemeyin yani. Bu yılı en başından siktim demenin böyle metaforik bir yolu olsun sizin için. Hiçbir şey beklemiyorum bu seneden gibi bir şey olabilir. Yani arkadaşlarımla gireceksem de zaten arkadaşlarımla tanıştırabilene kadar belirli bir tanışıklığa erişmemiz gerekiyor. Anlıyorum. Siz referans sürecini güçlü tutuyorsunuz, evet. Şeyi. Müzakereler uzun sürüyor. Avrupa Birliği gibi. Aynen. Bir şekilde. Gayet hoş bence de. Peki sizin normalde ne zamandır single'sınız peki? Yani 2-3 aydır falan. Yeni, bayağı yeni. Tabii 2, belki yok bile yani, bir ay belki de. Belki de hatta sevgiliniz var gibi bile. Belki de.
ki de var ama ben... Var mıydı lan? Çıkarken ayrılayım diyordum da. Flört süreçleriniz hep uzun mudur? Yani böyle bir ilişki demeden önce bir ilişkiye... Evet. Neleri tartarsınız? Dön bakayım, götünün ölçüsünü alayım. Eşime yani, dostuma danışacağım. Her şeyi tartıyorum. Gerçekten mi? Tabii. Tabii ki. Çok başarılı. Sonunda iyi ilişkiler mi getiriyor ya ben, peki bu? Ben biraz geriliyorum ilişkiye. Hani ilişki demeye geriliyorum. Çünkü sorumlulukları kabul etmek gerekiyor ilişki dedikten sonra. Evet, çok İlişki doğru. Demediğim müddetçe... Köpek almak. İnsanlar sanıyorlar ki ne güzel yatacak da seveceksin. Hayır, sıçıyor. İlişki de böyle. O yüzden bayağı uzun tutmaya çalışıyorum. Mecbur kaldıktan sonra tamam hadi. İlişki diyelim o zaman oluyorum yani. Ne noktada mecbur bırakılıyorsunuz? Yani üçüncü ayda falan mecbur bırakılıyorum. O flörtün üçüncü ayında falan genelde. Siz genelde şey insan mısınız? Aslında uzatabildiği kadar uzatıp ama karşı tarafın ısrarları sonrasında bir yerden sonra mecburen... ben de canım. Tamam hani artık. Zaten bu arada hani flört aşamasında da başkalarıyla görüşmem. Ama o ilişkiye girmiştik... Sizin bayağı kurallarınız var gibi. Evet. Yani bir kitabınız var mı bu konuda mesela? Kafamda var. Code of Conduct böyle bir şey. Ben sadece bu koşullarda saat 12 ile 2 arasında sevişirim. 2'den sonra sadece handjob daha fazla yoramam kendimi. Öyle bir... O kadar değil ama işte kendini tanımanın getirdiği bazı şeyleri... Çok şık. Yaşınız kaçtı? 28. Olgun bir tavır bu şey mi? Acaba hani hep böyle miydiniz? Lisede falan da böyle miydiniz yani? Ha, siz eski arkadaşınız. Lise arkadaşım olduğu için benim adıma dedi. Evet dedi. Sizi bayağı destekliyor. Peki diyelim ki bu yıl şu an var mesela bir flörtünüz yürümekte? Ne zamandır yürümekte? Bir hafta. Köklü. Çok. Umut verici mi? Yani ilk normaldeki değer eski buna bir hafta. Buna şu an cevap vermek istemiyorum. Burada olduğumu biliyor çünkü. Ha, okey. Tamam şöyle sorayım. Mesela bu beyefendi size dese ki bu yılbaşını birlikte geçirelim ne diyeceksiniz? Hayır. Siktir git nerede giriyorsan gir. Yani şey konusunda zaten her zaman açık oluyorum. Hani benim kendi alanlarım var. Kendi alanıma sokmak için bir insanı belirli bir süreye ihtiyacım var. Abi ben sizi kurutup böyle Türkiye'ye sergilemek istiyorum. Bakın doğru ilişkiye giren insan. Tek son Türkiye'deki son doğru ilişki seçicisi. İşe yarıyor mu bilmiyorum. O da şeyle alakalı. Pazar yeri kötü. Yani siz alım sürecini yeterince iyi tutsanız da bütün ürünler kötü olduktan sonra siz ne yapabilirsiniz hayatım? Aynen. Pekala. Var mı peki başka bir görüş olan? Ben girerdim diyen var mı mesela? Ne olacak diyen var mı? Değişik senaryolar içinde bulundum. Böyle bir içlendiniz gibi. Girdim de, girmedim yok, yok. De. Vallahi. İçlenme yok. Canım ölmüşlerinin ruhuna değsin be. Yaşandı aynen, bitti aynen. Saygısızca. Taktın halkayı geçirdin. Evet. Yılbaşından bir hafta önce ayrıldım. Yılbaşından bir hafta sonra tekrar beraber olduğum insan da oldu. İstemedim onunla yılbaşına girmek. Ama yılbaşına beraber girmek istediğim insan da oldu. Hanımefendi ile yılbaşılarına girdiniz mi daha önce? Tabii. Kaç yıldır birliktesiniz siz? 4,5. Ha siz bayağı bir yılı devirdiniz birlikte. Tabii. Anlıyorum. Dünyanın gerçekten en neşeli dönemini birlikte geçirmişsiniz. O pandemiler falan hepsi. Bu çaresizlik sizi bu aşkın içinde tuta tuta... Patlama yaşadık sonunda. Çok güzel olmuş vallahi billahi. Bu arada bence tatlı bir enerjiniz var. Güzel gayet. Teşekkür ederiz. Ama siz diyorsunuz ki yani girdim de girmedim de bir şey fark etmez her yıla giriliyor. Geçiyor her türlü geçiyor. Kah öyle kah böyle. Pekala. Var mı başka görüşü olan? Bugün düşündünüz. Yok işte yani flörtümle beraber yılbaşına girmeyi. Düşündünüz. Evet evet. Peki, ya öyle bir şey hayal ettim. Çok güzel, iyi evet. Bir fikir. Peki bu konudaki görüşünüz daha önceki deneyimlerden besleniyor mu? Mesela daha önce bunu yaşadınız ve kötü oldu mu ya da iyi olduğu için mi acaba böyle? Yok yaşamadım daha önce. Hiç yaşamadım neredeyse. Yani sevgilimle girdiğim oldu da. Tabii canım o oluyor. O zaten hani flörtümle sevgiliyle olmadı. Çünkü hani 17 Mart'a da giriyorsun gibi bir şey oluyor 31 Aralık. Ama kişiden kişiye değişiyor bence. Yani şimdiki flörtümle çok aynı benzer kafalarda olduğumuzu düşünüyorum ve böyle keyifli bir anı olabilir yani. Bence her türlü bir iyi bir anı olur ya, iyisiyle kötüsüyle. Eğer iyi bir flörtünüz varsa iyi bir anı olur. Ama hani o gün tanıyacağınız sürprizlerle dolu bir şeyse, yani hanımefendinin mesela son bir saatteki performansı gibiyse atıyorum süreç, belki başka bir şey olur. O biraz aslında şeyi bilmekle alakalı. Bir de çevrenize götürüyorsanız o da bir mesele ya yani. Sadece siz baş başa giriyorsanız yine hani o risk senin riskin. Ama çok tanımadığın birini aldın ve bir arkadaş grubuna götürdün. Genelde çünkü mecburen ya birinin tarafına gidiyorsun ya birinin tarafına birleştiremiyorsun henüz o kadar yeni ilişki hallerinde.
Ve o bir risk. Yani getirdin arkadaşların ortasına falan. Babalar batak atmıyor muyuz diye bir adam geldi mesela. Ne yapacaksınız yani şimdi? Yapılabilir. Ya da aç bir boşov şenlenelim. Bilmiyorum. Hani yılbaşına girerkenki ritüeli nedir? Victoria's Secret izliyor. O bitti o ya. Yani o kafa bitti gibi hatırlıyorum. Ben yani insanlar onu yaşıyorlar mı hala? Bitti o, azizim bitti. Don'un bile tadı kaçtı vallahi billahi. Yani eskiden derdik ki evet derdik. İki don bir İhan'la derdik. Girerdik yıla yani. Vallahi billahi onlar bitti. Daha genel bir yerden yeni yılla alakalı kararlarınızı o zaman konuşalım. Bu senenin bir aritmetik bir şekilde bir muhasebesini yapmışsınızdır. İlişkiler odağında soracağım. Bu sene ilişkilerle ilgili en iyi öğrendiğiniz en önemli ders ne oldu? Neyi yaparım ya da yapmam kesin dedirtti size bu sene yaşadıklarınız, yaşamadıklarınız. Bak ben mesela benim vermem gereken bir karar ben sözümü tutamadım şimdi ya. Ben bu kadınla konuşmayacağıma karar vermiştim. Nasıl yaptım? Çünkü ben sultanım. O yüzden bir şekilde yolumuz kesilecek. Çok haklısın sultanım. Şimdi olması gerektiği gibi konuşalım tabii evet, ki. Bu yıl ne öğrendin ilişkilerden? İlişkilerden. İlişkiler hakkında ben yani. Ben hep mutlu yaşadığım için ilişkiler konusunda hiç sıkıntı yaşamadım hayatımda. Bence sevgi ve emek varsa hayat güzel. Ama ilişki dışında... Bir klişe yağmuru. Bir dakika daha da yağdıracağım. Çok güzel yaşıyorum. Yeni başlıyor. Hadi bakalım. Evet. Şey ama hani memleketle ve insanlarla kurduğumuz ilişkiler giderek boktan bir hal almaya başladı. Ben felsefeye tutundum. Yani bir felsefe vakfında bayağı çalışıyorum. O yüzden bana hiç bu soruyu sormayın yani. İnsan anlam varlığıdır deyip geçiyoruz. Bana bu soruyu sormayın demek için cevap mı verdin? İlişki güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Allah razı olsun. Ben mesela aynı suda iki kere yıkanılmayacağı gibi. Aynı suda iki kere yıkanabilirsin. Üç de olur, dört de olur. Önemli olan zevk almanız. Evet. Pekala, ilişkisi olanlara genel bir soru sormak isterim. Kimlerdi ilişkisi olanlar? Bir daha görebilir miyim? Görelim, kaldıralım güçlü bir şekilde. Seneye de yanımdakiyle olurum diyenler kalabilir mi? Pekala. Burada en köklü olduğunu düşünen ilişki kimdir? Bakalım şöyle. Ha beyefendi sizin. Buyurun verelim beyefendi. Konuşmak isterseniz tabii bu arada. Neden olmasın? Tadınız kaçtı gibi oldu. Yok bir daha söyleyecektim de araya ondan girdi. Koçum bir bira! Söyledik. Şimdi evet. Seneye de diyorsunuz zaten bu karar burada zaten evlilik büyük alımdır yani. En azından bir 10 senelik falan düşünüyorsun kafanda yani. Bu böyle bir decay gider gibi. Ama mesela şu açıdan bakınca bugüne kadar böyle uzun ilişkiler mi yaşadınız hep hayatınızda yoksa? Evet. Ha. İlk ve tek. İlk ve tek. Siz ne kadar zamandır birliktesiniz peki? 2010'dan beri. 2010. Aa siz bayağı ömür vermişsiniz bu işe. Sizin zaten tabii canım yani bugüne kadarki istatistik açıdan bakarsak yani 2010'dan beri giden bu ilişki giderdi yani. Siz daha evet. 30 yaşındasınız bile değil mi? Evet. Bu ilişki mi yıprattı sizi acaba diye düşünüyorum ama kardeşinize bakınca genetik faktörler döne çıkıyor. Yok. Peki yani böyle bu ilişkili insanlara genel olarak şöyle bir şey sormak istiyorum. İlişkili insanlara da sormayayım hatta. Herkese sorayım. Bekarlar için de geçerli bir soru olsun bu. Bir ilişkiye çok yatırım yaptığınızı düşündüğünüz için çıkamadığınız durumlar oluyor ya bazen. Ya ben şimdi bunu tanımak için çok uğraştım, bu kadar emek verdim ya da neyse yani birlikte olduğunuz sürece yani sevgilinize verdiğiniz emek de olabilir, bu ilişkinin kendisine verdiğiniz emek olabilir. Maddi manevi bir sürü şey dönüyor orada. Ve çıkamıyoruz bazen. Hiç o halde o loop'ta böyle bir arada bir yerde o ilişkilerin araf state'inde kaldığımız, kendi içinde olduğumuz bir yer var ya. Orada takıldığınız oldu mu? Hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Siz mi yaşadınız? Çok para bağladınız. Yani siz çok para mı bağladınız? Yok alakası yok. O mantıktan bahsediyorum. Hani bir işe girersin de bu işe çok hayır, para bağladım bırakamam dersin ya. Sizin bu yatırımınız yani neye yönelikti? İleriye yönelikti. Olmadı. Ayrılmayı tercih ettim. Tabii zaten evliliğinizden bahsediyoruz şu an değil mi? Geçmiş olan. Ben boş ondan da öncesi. Ondan da öncesi. Hep böyle yanlış hata oynadım yani bu duygumu. Yani sikim sonik bir yaşam oldu. Peki uzattınız mı o süreci yani o kararsızlığı? Şeydi ayrıldığım dönem mi? Evet yani o gereksiz evet, ayrılmanız uzat... gerektiğini düşünüyorsunuz ama aksiyon alamıyorsunuz. 1,5 sene sonrasında ayrılabildik onda. Karar verdikten 1,5 sene evet. Sonra. O 1,5 sene nasıl geçti? Cehennem. Cehennem
serin kaldı. Büyük geçmiş olsun. Peki sizi ne tuttu? Ya bilmiyorum, boşlukta kalmak istemiyorsun bazen ya. Siz ilişkisiz duramıyorsunuz gibi bir tavır mı? Ya ondan sonra da 5 sene ilişkisiz kaldım. Çok öyle rahat mi? Bir şekilde. Ha, çok iyi. Bu sizin tercihiniz miydi yoksa piyasanın sizi tercih etmeyişi miydi peki? Nasıl bir şey oldu? Yorum yok. Yok canım ya, 5 sene boyunca kim yani bir noktada sevgilin olsun istediğin takdirde. Hani bitli baklanın kör alıcısı dünya herkesi, hayır yani arz talep herkesin bir, değil mi? Bu sene yaşadığınız kötü date'leri konuşalım. 2022'nin enlerini konuşalım. Bu sene içerisinde başınıza gelen bir date sırasında başınıza gelen tuhaf bir olay olabilir. Sizin yaptığınız bir şey de olabilir bu arada. İnsanlar genelde bunu anlatmamayı tercih ediyor ama bence yapmalısınız. Bu sene yaşadığınız en kötü date anısı neydi? Yani bizde çok kötü date anısı var ama bu seneye özgü bir şey şu an çıkaramam gibi görünüyor. Ha, bu sene fena geçmedi mi? Şöyle fena geçmedi. Hani bu kararlar aldığım 2022'ye girerken ve uyguladığımdan dolayı ha, o çok kötü iyi. Date sezonlarını geride bıraktık ama ha. Geçmişe dair neydi kararlar? De hatıralarında canlanan anlar var. Yani işte yani ne? Onun verdiği örnek üzerinden ben ha, asla bu fikirde olmamakla beraber Türk erkeklerle date yapmayı bırakmak diye beni yönlendiriyor. Birazcık tabii yani burada hassasiyetlere dokunmak istemem. O yüzden kelimeleri de düzgün seçmek lazım ama tabii bu yılın öğretiyi... Ama yani şu siktiğimin topraklarında doğmuş bir Allah kulu da benim kapımı çalmasın. Çalmasın. Sesleniyorum buradan duyabilecek, erişebildiğim kişilere. Çalmamaları kendi hayırlarına olur. Nedir evet. Efendim? Mesela bu kadar heterojen bir toplumun her bir unsurunun Türküyle, Kürdüzüyle, Kürdüzüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Abazasıyla sizin nasıl bir ulusça hep bir faktörleriyle yani Sünnisi, Alevisi hepimiz yani nasıl rahatsız ettik sizi? Ne yaptık ayol? Yani çok genelleme yapacağım şu an. Lütfen muhtemelen. Yapın. Bir sikiniz olacak gibi değil. O tarz değil de şöyle ilerleyebiliriz. Yani birazcık işte yabancı erkeklerle date yapmaya başladıktan sonra işte date... Ya yabancı kimi... falan diye bizi kimi goygoyluyorsun onu da merak etmiyor değilim şimdi. Bize kimi endorse ediyoruz şimdi burada? Bu kim bu güzel yabancılar? Millet mi sayayım? Millet say. Millet say, bu bir yarış artık bizim için. Dünya Kupası'na katılamadık, bari sik yarıştıralım. Buradayız. Tamam. Yani Fransız, Alman ve Amerikan diyebilirim yani bu seneyi özetlemek gerekirse. Şer cephesi. Batı ittifakı. Yani burada çünkü şöyle bir şey oluyor. Senin buyur. De geçmiş şovlarından örneklemem gerekirse bu reverse kezbanizm falan evet. Bir konsept anlatıyordun. Evet. Ya biraz konu oraya evriliyor. Hani böyle ilişki odaklı olmasan da işte karşıdan böyle sanki senin ha. Evlenmeye niyetin varmış gibi yaptığın paylaşımlar falan hep bu tarz bir ha. Kategorize ediliyor. O yüzden bütün duygusal aktarımlarını kendilerince öyle evet, abartılı evet. Okumalarla gaza mı geliyorlar yani? Evet süper. Aynen öyle ve bu yüzden de işte böyle date yaptığında herhangi bir paylaşım yapmanın da yolu tıkanıyor ve çok keyifsiz bir hale bürünüyor. Zaten hani seninle paylaşacakları çok ekstrem konular olduğundan ya da sana katacakları bir şey olduğundan değil de bir de ekstra hani bu reverse kezbanizme ittikleri bir yol var. Benim karşılaştığım yabancı erkeklerle date konularında bununla karşılaşmıyorum. Çok daha işte paylaşım odaklı, keyfini çıkarabiliyorum. Yani bu tarz böyle bir baskıya ve şeye kendimi kısıtlamaya maruz kalmıyorum. Bu biraz böyle tavuk daha... yumurta bir iş, sorun gibi geliyor bana. Evet, yani evet, evet. Erkeklere de şimdi sorsak tabii. Biz de böyle davranıyoruz çünkü bize de böyle yapıyorlar falan diyeceklerdir tabii bir ki, şeylerle tabii ilgili. Tabii ki, tabii ki. Ben ama, o yüzden... saçmalıyor olurlar tabii yani. Yok yok hayır. Teşekkürler. Pekala ya şimdi geçen sene böyle bir çıkarımda bulundunuz ve bu noktaya gelindi. O zaman bize bu karar öncesinden bir tane rica edelim, o tatlı anekdotlarınızdan alalım. Yani biraz düşüneyim o zaman. Tabii çünkü düşünün. Var, çok vardır. Tabii tabii. Düşünün. Hani hangisini rahat rahat ya da takın. İleride soracağın sorulara örnekleme tabii. Yaparım. Benim de bu nasıl konu isterseniz. Hakkında bir söyleyeceğim var diye. Tamam. Pekala. Teşekkürler. 2022 sizin için hayırlı geçmiş. Umarım 2023'te öyle olur. Öyle düşünüyoruz. Umarım. Buyurun.
ben bir arkadaşımın arkadaşıyla tanışmıştım. Ondan sonra böyle işte yemeğe gidelim diye böyle çok büyük ısrar kıyamet. Dedim ki tamam gidelim. Sonra gittim işte o saat 7 demiştik, o daha erken gelmiş. Ben işte bekliyorum, ben dedim ki işte 7'yi 10 geçe falan oradayım, arabayı park edip geliyorum. Hı hı. Tamam dedi, gittim. Gittiğimde yemek söylemişti. Yemeğe başlayacaktı. Sonra benim tabii sinirim 7'de. Bozuldu. Geç bir saat de değil yani hani. Tabii tabii 7'yi 10 geçe ben yani, oradaydım evet. Yani. 5 dakika zıkkımlanmadan durabilirsin yani. O sırada ne bileyim bir şey iç, bekle değil mi? Sonra kestir gözüne dedi, ne yiyeceğini gene düşün, fantazilen. Ben şöyle emeceğim, böyle gömeceğim de ye gene kafanda etlerini. Evet. Sonra ben sinirlendim. Dedim ki ben aç değilim yani, yemeyeceğim, ben kahve içeceğim sadece. Sonra sen tamam, bu tavrı şey buldun. Lakayt buldun. Yani hoş değildi. Sevmedim. Sonra ben kahve söyledim. O da tamam dedi yani, sorun değil. Devam etti. Kahve söylemene mi sorun değil dedi. Evet. Yani sana yemek soracağım, istemiyorum. Pezemek. Yemek tabii istemiyorum ki sorun değil. Sonra bu rap söylemişti. İçinde sevmediği şeyler varmış. Açtı onu eliyle. Çatalla falan da değil. Bayağı eliyle hepsini ayıkladı. Hanımefendi haklı çıkmaya başladınız biraz da neyse. Neyse. Sonra... İşte Orta Doğu coğrafyasında el kullanımı daha şey yoğun. Evet. Sonra yani neyse ben açarım, onu evet. Geri sardı falan böyle eliyle yedim ama ben bu sırada yani kahveyi bile içemiyorum. O ellerle size daha neler yapmayı planlıyor. O dürümü açtı, geri kapattı falan ya, onlar daha başlangıç, o küçük bir teaser'dı sizin için. Sonra bak neyse, diyor ben diyor dürümü diyor. Evet. Ben dedim ki artık hani kalkalım falan, artık konuşacak bir şey de yok, benim midem kalktı falan. Sonra şey işte tam hesap ödenecek, dedim ki hani ben de bir kısmını ödeyeyim falan filan. Sonra şey de ticket geçiyor mu burada? Dedim ki yani hani istersen ben hani halledeyim falan. Yok dedi. Bu arada bu söylediğim kişi de Zekeriya Köy'de villada falan oturan, babası banka müdürü falan filan bir eleman yani. Ondan sonra neyse kalktık dedim ki... Ama adam ki, aç yani. Adam etitürdü olarak aç. Daha burada tabii bitmedi. Aç. Keşke burada bitseydi. Dedi ki işte şey benim dedi almak istediğim bir şeyler var, ondan sonra çıkalım falan. Ben de hala kibarlı elden bırakmıyorum. Dedim ki tamam. Almak istediğiniz siz AVM falan gibi bir yerde misiniz? O yüzden. Evet evet. Tamam. Bu zorlu tarafında bir yerdeyiz. Ondan sonra... İndik, işte oturdu bir yere, dedi ki ben çok yoruldum da şurada biraz oturabilir miyiz? Dedim tamam. Sonra dedi ki ben oyunlardan çok hoşlanırım, sana işte oynadığım bir oyunu göstereceğim. Ben şey diyorum ama ben hiç sevmem. Ondan sonra diyor ki ama bu çok güzel. Bu date'i yaratan şey neydi ya gerçekten? Sadece birisi size yem... Adam gerçekten bu... Ben beyefendi bir dakika dürüst de bulmaya başladım. Arkadaş ortamında buluşmuşlar, adam demiş ki yemeğe çıkalım. Adam ne demiş? Yemeğe çıkalım demiş. Adam yemek sen yiyeceğini çok net bir şekilde... Bir dakika. Ben demiş buraya yemeğe geliyorum. Sen ne niyetle gelirsen gel. Sonra dedi ki ben bu oyunu çok severim, sana da göstereceğim. Ben biliyorum, ben hiç sevmem. Ben hiç hayatımda, ben gerçekten hiç hayatımda bilgisayar oyunu falan oynamadım, bilmiyorum. Evet. İşte illa göstereceğim, göstereceğim. Aldı eline 20 dakika oyun oynadı. Beni de bırakmıyor. Otur. Dedim ki gerçekten... Bu anne arıyor. Gerçekten. Önünüzde dürümünü emcükledi. Oyun oynuyor, yanında tutuyor. Birazdan tuvalete götürecek kendisini. Şey dedim ya hani gerçekten beni bir sal. Ben artık gideceğim yani, içim kalktı ve açlıktan ölüyorum, yemek yiyeceğim diye gittim ya. Evet, annemi aradım, dedim evde yemek var mı, halanlardayız dedi, eve girişim var. Yanımda bir elimde yarım simit. Ne olur bana yemek verin bana. Çünkü sinirimden hiçbir şey yemedim. En son anneme anlattım böyle böyle oldu diye. Şey diyor ne olacak, kızım, sen her şeyi bir kulp buluyorsun. Açmış işte, ne var? Tansiyonu düşmesin diye yapmıştır. Sen bir daha görüş falan diye böyle. Annelerin... Sen bahane buluyorsun. Hani o random insanlara bizi itelemeye pek hevesli olması nedir ya yani? Gerçekten. Bilmiyorsun anne, bu insan eliyle dotraki gibi yemek yiyor, beni niye bu adama yani? Sonra ben ertesi gün hani işte bu konuda da açık sözlüyümdü, hani olmadıysa olmadı derim, böyle ghosting falan yapma. De söyledim böyle, ondan sonra arkadaşımla haber yollamış, işte 4 gündür bir şey yemedim, kendimi odaya kapattım. Bu adam! Şu adamın iştahını kestim be! Sen bu pavyonun ışıklarını söndürdün be. Ne olur dedim. Adamı ya. Hayatta tutan bir şey vardı, yemekti. Sen adamı kestin hayattan ya. Olmaz. Sadece oyun oynuyormuş. Ben zaten adamı anlamaya başlamıştım, oraya geri dönüyorum galiba. Enteresan. Gerçekten beni o artık o dürüm, rap tarzı şeyler yiyemiyorum. Yani.
sürekli o kadar mı ya? Geliyor. Ya yağlı yağlı böyle buralara kadar ellerini yağlı da ayırdı ya. Mantar yemiyorum. Peki bir şey soğan soracağım. Bu beyefendi diyelim ki farz-ı mahal. Bayıldığınız bir adam. Yani normalde zaten hayır bu beyefendi diyelim ki o kişi değil yani. O kişi gibi birisi. Daha önce sevgiliniz olmuş birisi yani onayınızdan geçmiş bir şahıs diyelim. İlişkinizin içindesiniz. 3. ayındasınız, 4. ayındasınız. O zamana kadar da böyle bir huyu yok. Siz arabanızı park ettiniz, gittiniz. Canım hoş geldin. Ben de şu sırada dürümümü ayıklıyordum diye. Sevgiliniz sizi böyle karşıladı. Soğurdum, gerçekten soğurdum. Ondan da mı soğurdunuz? Soğurdum. Ya o görüntüyü görmediğiniz için şu anda size şey geliyor hani saçmalıyormuşum gibi geliyor. Peki ama evliler, siz birbirinizin yanında böyle ayıklamıyor musunuz yapmayın, bir şeyleri ya? Yapmayın lütfen. Bak adam nasıl neler sarıyor. Ben diyor neler ayırıyorum diyor ya. Yani belli ki bu adam. Hayır şey dedim, yenisini söyleyelim. Ziyan olmasın, ben bunu hallederim dedi. Pekala. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Beyefendiye de geçmiş olsun. Artık umarım yiyordur. Umarım iyidir. Kimsenin de kötü olmasını istemeyiz. Var mı başka kötü date'i olan bu seneden? Buyurun beyefendi. Ya benimki karşımdaki kişiden, date'e çıktığım kişiyle alakalı bir şey değil, kötü olay değil. Ben tamamen mekanın azizliğine uğradım gittiğimiz yerde. Yani içeceklerimizi söyledik. İçmeye başladım. Ve başladıktan sonra fark ettim ki bardağa kelebek yapışmış. Ve bunlardan bir tanesini de ben yuttum. Geçmiş olsun. Evet. Kaldı. Date'e çıktığım kişi karşımda. Bunu tüküremiyorum, çıkaramıyorum. Mecburen yut bir kelebek nedir ya? Tabii canım. İnsan ilişki sırasında neler yutuyor bir bilsen. Yani değil mi? Tabii kelebektir ya. Benim için tuvalette kötü bitti. En kötü date'im bu muydu ya? Bu seneki buydu. Ben gerçekten hani bu noktada şöyle düşünmek zorunda kalıyorum. Yani hiç böyle hani adil yaklaşayım istiyorum ama erkeklerin yaşayabileceği en kötü date vallahi kelebek yuttum. Hani bardak çok az buzluydu falanken hani kadınları ellediler, ısırdılar, kaçtılar falan, ayı çıktı. Dramatik bir fark var gibi oluyor sanki. Değil mi? Daha mağdur bir erkek yok mudur burada ya? Erkek onurunu korumak adına bize de çok büyük mağduriyet yaşatılıyor diyecek kimse yok mu? 12 yıl önce. Tabii. İsterseniz şöyle yapalım. Birinci Dünya Savaşı döneminde erkekler eşlerinin evet buyurun. 2010 senesinde dönüp dönüp duruyoruz. Victoria's Secret izliyorsunuz. Sene 2010. Ya, İstanbul kültür başkenti olmuş ve Türkiye kendini bir şey zannediyor. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Evet. AKM yapılacak. AKM yapılacak. İşte tam oralarda Beyoğlu civarındayız. Evet, harikulade. Pazar günü ilk date yapılacak. Bunun için anlaşmışız. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Benim bir boş vaktim oluştu. Hani izinliyim, 4-5 gün müsaitim. Daha erken bir tarih önerdim ve dedim ki izinliyim. Bu kişiyle buluştuktan sonra bende kalmaya karar verdi ama şu şekilde, ben pazara kadar izinliyim ya, çanta hazırlamış, 5 gün boyunca bende kalmak ve 5 gün boyunca sadece kendisiyle ilgilenmemi beklemek gibi bir talepler. Bu sevgiliniz mi sizin? Değil, ilk date. İlk date'inde 5 evet. günlüğüne yatıya mı geldi? Evet, yani 5 gün mü oluyor? Çarşamba akşamı buluştuk, işte çarşamba, perşembe, yani bu bedelli askerlik bu. bu date değil bu, yanlış yani bu. Böyle bir yani izinli olmam nedeniyle 5 gün boyunca kendisiyle ilgilenmemi, istisnasız bu arada. İstisnasız derken yemek yapıyorum mesela, neden yemek yapıyorsun, benimle ilgilenmiyorsun? Hani karnımı doyurmayayım falan gibi. Bir noktada bir 5 günlük ilk date yaşamıştım. Siz 5. güne kadar sürdürdünüz mü yani bunu? Sayılır evet. Yani şöyle, ben 4. gün artık ne zaman gideceksin sorusunu tekrar sorduktan sonra... 5 demiştim ya amcık, bugün mü sorulur bu? O da delirtir yani adamı. 4 gün çekmişsin, sus bir gün daha yemişsin o boku yani. Kadın 5 gün demiş efendi gibi. Ya 2. günde kovacaksın ya da 4. günde ağamsın paşamsın diyerek göndereceksin artık. Oradasın. Çok yanlış bir an. Evet kızım. O günden beri kimseye izin günlerimi söylemiyorum işte. Çok iyi çıkarım. Çok teşekkür ederim bu arada. Güzel bir besleyiş oldu bizim için. Ama 5 gün birinin kalmak istemesi kadar kabul etmesi de garip bence. Yani biri bugün bana gelse ve dese ki bugün tanışıyoruz. Ben de bu arada 5 gün sendeyim dese derim ki yani canım derim.
5 gün bende kalmanın tek yolu benim seni bugün öldürmüş olmam ve 5 gün boyunca saklamam olur derim. Peki çiftlere bir şey sormak istiyorum. Hiç bu çıkarımınız sebebiyle ben çok merak ettiğim bir şey var. Türkiye'de çok nadir rastladığım bir durum. Çift terapisi alan var mı hiç? Bir çift terapisine gittik diyen bir çift oldu mu içerinizde? Hiç kimse gitmedi mi? Çok iyi. Türkiye böyle organik raw deneyimler seviyor. Neyse o yani. Ben ilişkiye olduğu gibi yaşayacağım. Gittiği yere kadar vur arkadan ittir. Gidiyorsa gider, gitmiyorsa gitmez gibi bir şey mi bu? Bu bir böyle ya da mesela gitmez misiniz? Böyle bir karar mıdır bu? Kötü mü hissettiriyor size böyle bir şey yapacak olma ihtimali? Yok. Yanlış mı buluyorsunuz yani? İhtiyaç olmadığı için mi gidilmedi? Buyurun efendim. Bireysel terapi alıyorum. Aynı zamanda klinik psikoloğum. Kendi terapi sürecimden geçiyorum. Evet. İlişkiler için de hem iyi oluyor hem de eğitimler falan da alıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde çift terapisi değilim. Evet. Çift terapisi olmamama rağmen sırf ilişkilerle ilgili gelişim katsın diye eğitim falan da almayı düşünüyorum. Herkes terapiye giderse çok iyi olur. Buradan bunu söyleyebilirim. Sizin işler mi kötü bu giriş? Yani siz böyle hani bir advertorial girdi gibi ben bir yere bağlanacak gibi anlıyorum. Ben yani şu alanlarda uzmanlaştım. Herkes terapiye gitmeli. Beni de tercih edersiniz özellikle. Şuraya bütün masalara kart bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Peki sizin nasıldır kendi hayatınızdaki ilişkilerinizdeki kendinizi sağlıklı bulur musunuz? İyi bir. Eskiden hiç bulmazdım. Çok dürtüsel bir insandım ama artık daha sağlıklı olmaya başladım diyebilirim. Ne yaparak ya da yapmayarak? Terapi alarak. Kendimden. Ben beni dinlemeye başlayınca benim hayatım bana mükemmel gelmeye başladı. Ve bence ben en doğrusunu benim istediğim şekilde bana göre bir yolla ve benden çıkan fikirlerle bana satarak falan. Peki. Hayır. Bazen de yanımdaki arkadaşımla terapist. Sağ olsun o da çok destek oluyor. Ortak mısınız? Biz böyle üçümüz terapist olarak. Hangi üçünüz? Siz de mi? Abi bunlar zaten gerçekten patates maske gibi üç kadın, saçlarının boyunun uzunluğu aynı. Aşağı yukarı tonları aynı, aynı ruj renkleriyle gelmişler. Hepsi simsiyah giymiş karga gibi. Bu böyle, ne bu böyle? Üç karga psikolojik danışmanlık şirketi falan gibi. Doğum günüm olduğu için mi siyah giydik? Gerçekten. Bugün benim doğum günüm. Ben de senin doğum günün diye siyah giydim bu arada. Teşekkür ederim. Aslında bugün daha yılbaşı temalı bir kıyafet giyecektim ama size değmezmiş zaten. Bunu bir kere belirtmem gerekir. Ayrıca da sanırım içine sığamadım. Öyle bir sıkıntı yaşadım. Bu tabii ki benimle alakalı değil, yaptıkları elbisenin yanlışlığıyla alakalı. Yoksa yeterince fitim. 2022 neyse 2023 o. Peki böyle bir değişim istiyor musunuz? Şöyle bir yerden soralım. Geçmiş yılı konuştuk ama son sorumu soracağım 2022 ile sonra sikeceğim 2022 diyerek ben de zaten salacağım. Ama seneye dair yani istediğiniz, temenni ettiğiniz, kendinizle alakalı uğraşmak istediğiniz bir konu var mı? Bunları değiştireceğim ben de. Mesela hanımefendinin bir kararı vardı gibi işte atıyorum. Bu gibi bir kararı kendisi için bir önümüzdeki seneye vermiş olan var mı? Merhaba herkese. Merhabalar. Ben 36 yaşındayım. Bu sene böyle bir 28 yaş furyası musallat oldu diyeyim. Siz 28'leri mi coşturuyorsunuz? Bilemiyorum. Yani öyle bir süreçti galiba. Ve bakın lan 28'ler. Test yapacağım. Ya böyle kendim de yani yaşça böyle olgun erkeklerden hoşlanan biriyim. Herhalde bu konu çok büyük konuşmuşum geçmişte. Yani giderek yaş ortalaması düşmeye başladı. En son 24'ü gördüm. Peki acaba üniversite önlerinde gezmeyi bıraksanız mı? Yani şimdi ya hep bu denk geliyor, hep bu denk geliyor. Tamam da yani bu hani bu biraz denk gelişse biraz da tercih gibi. Üniversite önünde değil de biraz dans kantin gecelerinde. Dans geceleri. Latin danslarıyla uğraşıyorum. Öğretmenim aynı zamanda. Böyle bir nasıl bir kombin çıktı ortaya bilemedim.
tüm setup. Öğretmen dans gecelerine gidiyor. 28 yaşındakiler çok yükseliyor. Bence her şey çok doğru. Yani benim başta tabii çok direndim ve hayır dedim. Yani ben yaş farkını değil ama tabii ki de karşındaki kişinin olgunluğunu önemsiyorum. Ama çok... sizden daha büyük erkeklerin Türkiye'de hani 40'lı yaşlarında dans edenleri 3 tane falan biliyoruz biz. Yani Fedon var. kim var? Tan mı? Tolga Han. Ha ya ben orası da değilim. Dans etmekle biz zaten dans ediş haliyle çok bildiğimiz insanlar kim var? İbrahim Tatlıses vardı. Bir yere kadar onun kımıldama ihtimalleri azaldı. Bir de değil mi? Kim bizim o şey? Mahmut Tuncer. Evet, halay var. O gibi kişiler yani. 40'tan büyük dans eden adamlar bunlar. Yani istiyorsanız öyle bir yola da gidebilirsiniz gibi. Bir de o da var. Mustafa Keser var mesela, onun eventleri oluyor çok büyük. Biliyorum ki müthiş bir enerji pamplıyor. Hani bir ben bir o yani. İstanbul'un en önemli eventlerini Mustafa ile ben yapıyoruz. Bunu da söyleyeyim buradan. Mustafa'cığım öpüyorum. Keser Night, sen boğuşmak night diyebiliriz. Şimdi bu makus tahlilinizi değiştirmek istiyorsunuz. Yani evet, artık bu yaş ortalamasında kimseye şans vermeyi düşünmüyorum. Yani 2023 için nihai hedeflerimden biri bu yani. Daha ciddi beklentileriniz olduğu için mi, yoksa yani gerçekten hoşunuza gitmediği için mi, yoksa daha geleceğe yönelik adımlar sebebiyle mi? Yani atıyorum 28 yaş sıkıcı olduğu için mi böyle, yoksa hayır, yani sürdürülemezlik mi? Hayır, bir kere yürüyen libidolar yani çok sabırsızlar ve yani genelleme yapmayayım ama ya bir yerde patlıyor işte ya. Yani bir yerde gitmiyor o araba yani. Hani. Anladım. Daha depo küçük çünkü yani şey. Olabilir. Yani bilmiyorum. Hanımefendi, tavsiyelerde bulunabiliriz. Daha olgun beyler nerede bulunur? Nerede buluyorsunuz siz? Olgun bey bulan var mı kendini ara ara? Hastane, huzur evi. Keser Nights, onu unutmayalım. Evet, yani yaşlıları nerede bulacağımızı hepimiz biliyoruz. Hani ama hiçbirimiz de bulmak gibi bir niyette de değiliz. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Bana gençler de danıyor ya. Düşün yakamdan çıtır pezevenkler. Of, artık yeter ya. Gerçekten gencecik bedenlerden bir bıktım. Ama tabii sizinki ruhsal bir arayış, anlıyorum ben. Siz daha böyle yani aynen Türkiye'de iyice 40 sene yaşamış, iyice delirmiş böyle kekremsi, saçı da gitmiş, göbeklenmiş. Bütün çılgınlığıyla bir böyle olgun ve hoş bir ruh arıyorsunuz, anlıyorum. Pekala. Birazcık insani kalitenizi konuşturabilin istiyorum. Birazcık entelektüel birikiminizi de ortaya koyabilin istiyorum. Dolayısıyla sizlerle kısmetse olur hakkında... Güzel soru. Bu sorunun sorulması mesela, elendiniz hanımefendiciğim. Kısmetse olur efendim şey... önemli başyapıt. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Pop culture'ımızın önemli bir ürünü. Büyük bir geri dönüş yaptı hayatımıza. İzliyor musunuz hakikaten şeyler? Hanımefendi kadar bilmeyen var mı hiç? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmeyen kimler? Boomerlar sizi. 20'lerindeki boomerlar sizi. Twitter'da falan da önünüze düşmüyor mu ya? Neler neler oluyor. Kısmetse olur bize çok şey gösterdi bir kere. Öncelikle format bir kere şey hissettiriyor. Yani biz ne arıyoruz? Mesela hanımefendi dedi ki işte ben böyle isterim. Siz dediniz ki şöyle isterim falan, bir takım da tavırlarımız var. Orada çok öne çıkan bir faktör var. Parasız adamı sadece annesi sever hayatım. Şeklinde bir tavır var, biliyorsunuz değil mi? Yani doğduğun evi seçemezsin ama kayınpederini seçebilirsin falan gibi böyle bir kasa var. Bunu eleştirmiyorum. Çok materyalist bir dünyada yaşıyor olduğumuz için sadece dışa vurumunun wordingleri daha cilalanabilirdi gibi. Hani biraz daha hani davul bile dengi dengine falan gibi, zaten yıllar önce kapalı yollarla anlattığımız bazı şeyler var. Siz mesela bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani parasız adamı gerçekten sadece annesi mi sever?
Ve bu önemli bir faktör mü? Siz mesela birisiyle birlikte olurken ekonomik durumunu ne kadar gözetiyorsunuz? Muhakkak gözetiyorsunuzdur ve tek bir parametre değil tabii. Ekonomik durum aynı zamanda yaşam tarzını vesaire bir sürü şeyi bir arada getiriyor. Gustoları da içeriyor ama diyelim ki öyle yapmayalım. Bir ciddi bir ilişki tercihi içerisinde olacağımız zaman ne kadar ekonomik kaygılar, ekonomik de demeyelim de işte o statü meseleleri falan önemli oluyor sizler için. Ya da gerçekten parasız ama çok dolu mesela jilet gibi çok böyle parlak bir beyin, çok özel bir insan hiç şansı yok mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence her şey eşit olmalı. Her şey eşit olmalı. Evet. Oluyor biliyor musun? Öyle doğaya aykırı bir şey söylüyorsun. Ya ekonomik açıdan eşit olması lazım iki kişinin birbirine. Daha fazlasını talep etmek hakkımız değil mi? Ya hakkımız ama bu sefer de aşağılık kompleksleri başlıyor bence. Hiç takılmam ben. Cayır cayır benden zengin olsun demiyor musun ya? Keşke olsa da ben kompleksimin içeri... Ah kompleksimin şeyde... Şey yok ya. Demiyorum. Üzüleceksen Ferrari'mde üzüleyim gibi tavrınız yok mu? Yok. Siz denklik istiyorsunuz. Evet. Peki yani diyelim ki... Siz bu denkliğin bozulduğu durumlara şans verebilir misiniz? Başka sebeplerle. Verdim, olmadı. 3 sene sürdü, sonra bitti. No, birine sugar mamalık mı yaptınız? Öyle bir şey mi? Bir çocuğu yedim, yemedim, yedirdim, hayır, içmedim, içirdim. Çekti kapıyı gitti işte. Allahsız kadın. Öyle bir şey yaşadınız yok, mı? Aşağılık kompleksleri. Öyle bir tribe mi soktu? Evet, seni üzmeye çalışıyor. Üzülmedikçe daha çok üzmeye çalışıyor. Nasıl, neyle üzmeye çalışıyor? Ya genel tavırlarıyla manipüle etmeye çalışıyor yani. Hem besledin, doyurdun. Yok, öyle şey yoktu aramızda. Beste doyur olayı yoktu ama... Harçlık vermiyordun. sen kendi adına şeyi sorguluyor musun? Hani aksi yaşansa sen mesela senden görece böyle belirgin bir ekonomik refah düzeyi daha yüksek bir insanla birlikte olsan bu seni gerer mi yani gerçekten? Beni germez. Kısmetse olur diyorsun. Seni germez. Şu beyefendi yani hangi katmanındaydı toplumun? Hani şey miydi? Aramızda bayağı bir fark vardı. Peki bu farkın aşkla kapatılabilirliğine inanmıyorsunuz gibi bir yerdesiniz diye inanıyorum. Aşka inanmıyorum direkt. Peki beyefendiyi sadece bir ed parçası olarak mı görüyordunuz yani? Nasıl bir şeydi bu? Alışkanlık. Şimdi her alışkanlığın bir başlangıcı var değil mi? Bir tercih anı var ilk başta. İşte hoşlanma oluyor ama sadece fiziksel bir hoşlanma o yani. Ha sen beğeniyordun, dursun evet. Kenarda. Evet zaten... Mukara ama sergilemesi güzel. Salonda öyle, iyi salınıyor. 3 sene izledim bitti. 3 sene izledim bitti. 3 sene zaten neyi izlesen biblo, biter biblo bu arada. Gibi. Ben o yüzden mesela sizi zaten büyük takdir ediyorum. Mesela bunlar 12 yıldır birbirini izliyor izlememişler. Doyamamışlar. Aşk be aşk. Biz sizsiniz burada. 3 sene. Peki bu 3 senenin ne kadarı sence bozuk bir düzendi? 1 senesi. Son 1 yıl mı bozdu? Evet. Bence yine fena değil. 3'te 1 iyidir. Bence de. Her ilişkinin en kötü 3'te 1 boktandır zaten. Dolayısıyla bu asgari beklenti budur yani. Evet. Yo bir de ben ayrılmak için duygularımın bitmesini bekledim. Bitti ya, mi? Üzülmeyin boşu boşuna diye bitti. Siz baya böyle buna göre kendi göre bitireceğim şu duyguları. Konuş bezemen konuş. Konuş bar doluyor konuş. Ne zaman öpmek istemedim o zaman bitirdim. KO deyip en son tek hareketle indirdiniz. Hanımefendiciğim siz hiç oyun oynamıyorsunuz ama böyle şeyler var işte hayatta. Günün sonunda hepimiz birbirimize bir oyun oynuyoruz hayatım. Sen sadece adını koymamışsın. Ama yani peki. Var mı başka? Buyurun. Şöyle aslında yani ben bir örnek vermek istiyorum. Ben üniversite kısmesi zaman... Kısmesi olur evinden. Hayır yani... Herkes aynı zamanda favori yarışmacısında belirtirse sevinirim. favori yarışmacımla o zaman başlayayım. Lütfen başlayayım. Buradan sizinle ilgili kartım... Cansel kartemi... ve Aybüke galiba. Tamam. Belli bir şey seviyorsunuz. Sizin alanınız belli. Yo aslında tam tersi ama yani bunu şöyle açıklayayım. Ben de bayılıyorum o kızlara. Çok tatlılar. Şöyle lisansımda aslında bir arkadaşımın önerisiyle bir çocukla işte konuşmaya başlamıştım. Ama konuşalım bir saat... Lisansında mı? Evet ben üniversite yani üniversite... Sen akademisyensin galiba sanıyorum. Yok yani daha yüksek lisanstayım. Anladım. Ama hani lisansımda genelde yani bu görüyorsun diye proletarya halk. Şimdi bunlara sor lisansımda diye bir cümleyi hayatında kurdunuz mu?
Sizin hayatınızda ne sıklıkta lisansımda diye bir ana anlatımı var? Yok. Genelde olmaz. Evet. İşte çocukla konuşmaya başladım. 1 saat 45 dakika falan olmuş konuşmaya başlayalı. Nereden konuşuyorsun? Mesajlaşma mı? Evet, mesajlaşma. Hı-hı. WhatsApp üzerinden. O günde bir etkinlik var ve ben de etkinliği düzenleyen kişiyim. Hı-hı. Çocuk geldi böyle şey dedi. Yalnız sen de dedi böyle bu kıyafetinle dedi. Orada boy gösteriyorsun, orada bir sürü erkek var. Ne oluyor falan dedi bana. Boy gösteriyorsun. Evet, dedim ne? Yaptığın yani, event için söylüyor bir de. Evet, yaptığım event için söylüyor. Yapmadığınız eventlere de gidebilirsiniz bu arada. Yani, bence de. Yani direkt çocuğa anında engeli bastım. Sonra hani arkadaşıma da dedim, sen beni kimlerle tanıştırıyorsun, ne biçim insan bu falan diye. 1,5 saat ne konuşuyordu ki bu sizle? Yani müziklerden falan konuşuyoruz. Hani kendisi başka, ben başka. Sadece konuştunuz yani, evet, aslında. Evet, sadece konuşmak bu. Hatta zaten orada 2 mesaj döndü sadece, süre 1,5 saatti gibi hissetmeye başladım ben artık yani. Biraz öyleydi. Yani hep karşıma çıkan insanlar da biraz hani bu şekilde olduğu için dedim ki yani böyle bir şey değil benim. Siz aradığım ayılara şey. Mı denk geliyorsunuz? Evet, ben hep ayılara denk geldim maalesef. Sizin çevreniz mi bozuk? Eşiniz, dostunuz sizi bunlarla tanıştırıyorsa sorun şunlarda mı acaba diye düşünmeye başladım ben. Yok, şu an her şey güzel yolunda. Güzel. İyi de birine denk geldik, götürüyoruz şu anlık. Götür. Helalin olsun. Bal olsun yarasın kuzuma. Yani aslında şunu demek istiyorum. Ekonomi de evet önemli ama yani entelektüel birikim bence çok daha önemli. Şu an mesela geldik, seni izliyoruz ve birlikte gülebiliyoruz. Evet. Yani bunu yapamayacağım bir insanla neden bir belli bence bir süre geçireyim ki? Bu kıstası koyun. Beraber tutkun boğuşmak şova gidebilir miyiz? 2 şeyi düşüneceğiz. 1, sick boyu. 2, tutkun boğuşmak şovda birlikte eğlenilebiliyor muyuz? Sonra bas geç! Çok da düşünme genciz. Daha iyisini bulursunuz. En kötü. Ama eğleneceğiz. Şimdi peki. Ama sizin hiç şey durumunuz olmadı mı peki? Bu tarz bir kontrastla bulunmadınız mı? İlişkilerdeki o ekonomik düzlem anlamında. Yok ya. Yani bulunmadım gerçekten. Mesela beni çeken şey araba, para falan olmuyor hani açıkçası. Çünkü bunlar yapılabilir genciz. Bir şekilde yani şu ekonomik durumda 25 yaşındayım. Anladım. Türkiye'de 25 yaşında genç ve umutlu ve yapılabilir, evet, bir insan. Çok, evet, güzel. Bayağı iyi. İşte bu. Turkish Dream. Bir ev, bir araba. Daha fazlası yok. Evet. Turkish Dream de kalmadı artık ya. Vallahi. Emekli olup artık insanlar... Bilmiyorum ya. EYT falan. Tuhaf bir durumdayız. Ülkenin biraz, umarım yani 2023 için benim bu tarz umutlarım da var ama yani bilmiyorum. Size bakınca bir umut geliyor, bir gelmiyor bazen falan. Arada bir yerde kalıyorum. Güzel, peki. Var mı başka bu konuda bir yorumu olan? Hanımefendi vardı. Size gönderelim isterseniz. Yani beni çok aşağı çekmiyorsa, bir de beni uğraştırmıyorsa sorun yok. Bir sefer öyle biri uğraştırmış. Çok aşağı çekmiyorsa. Yani nedir evet yani? Yani mesela hani diyorum işte köşedeki büfede... Yok. Mesela ben bir yere gideceğim. Tek başıma da işte tiyatroya gidebilirim, tatile gidebilirim vesaire. İşte gideceğim, gelmek istiyor musun diye soruyorum. Okey, gelmiyorsa ben gideyim ama bana da böyle sen de gitmeyeceksin, ben gidemiyorum demiyorsa... Tiyatroya yok. Gidemiyorsa. Hayır, evet. Hayır. Yani mesela o örnekti de bir sefer şey oldu. İşte biriyle tanışmıştım, böyle 1-2 hafta görüştük. İşte ben şuradayım, beni geçerken şuradan alabilir misin? Tamam, yolumun üstü alayım falan. Sonra şeye döndü. Beni de şuradan bir eve bıraksan, ev karşıda, ben diğer tarafta oturuyorum. Hani bir yerden sonra olay bayağı yüzsüzlüğe dönmüş. Sizi überledi mi beyefendi? Evet. Sonra en son beni bir işte şuraya bırakabilir misin dediğinde dedim, eve gittim dedim ki yani ben artık çok yoruldum. Biliyorum taksi trafik... krizi çok derin ama yani bu kadar da bunu legit kılmaz yani. Ben artık trafik çekemiyorum. Trafik senden daha zor dedim ve orada noktaladık. Büyük geçmiş olsun, sizin başınıza hep böyle, evet, kekremsi olaylar. Ama siz hep olumsuzdan gittiniz ondan. Olur mu? Ben olumsuz bir soru sormadım ki. Ben parasız adamı annesinden başkası sever mi diye sordum. Sevebilir, uğraştırmıyorsa. Anladım. Yani siz ama öyle alıp evinde duruyorsa sadece, yani bir yerlere bırakılması bile gerekmiyorsa yani. Ya da evet, homeless'sa. Hani bırakacak da yer yok. Sorun yani. Benim istediğim yere attığımda duruyorsa sorun yok mu diyorsunuz?
yani kendi kendine gelebiliyorsa buluşacağımız yere, kendi kendine gidebiliyorsa falan. Hani kendi içtiğini ödeyebiliyorsa falan sorun yok. Evet. Peki hanımefendi mesela sizin bu 28 yaş travmanız. Burada mesela öyle bir faktör de var mıydı? Yani işin içerisinde bir yandan da sonuçta hani ekonomik olgunluğun da çok coşkun olduğu bir dönem olmuyor ya. Türkiye'de 20'li yaşlarındaki insanlar genellikle o zamanlarda vallahi kendi biramı kendim alabiliyorum şükürler olsun falan. Öyle bir max yani en erişebildiği şey olmaya başladı. Görüyor musun? Bir kasa bira aldım bu ay. Hani öyle bir duruma geldi çünkü. Şöyle yani aslında gelir düzeyi değil ama ben çok çalışkanım kendim. Böyle hakikaten taşı sıkıp suyunu çıkaran bir karakterim. Karşımdaki adam çok aylak ve tembel olunca... Hasıl mı istiyorsunuz? Yani ben sonuçta işine gücüne düşkün bir insanım. Hani karşımdaki insanın da bir amacı olsun yani gibi çalışmayan, bir üretmeyen biri ise... evet bir süre sonra itici geliyor. Kariyer böyle... beklentisiniz var gibi yani gibi. Karşı tarafta. Benzer bir şey benim de başıma geldi. Bir yerlere bıraktım. Böyle bir şey olabiliyor mu ya? Çocuklar siz yani kendinizi Allah aşkına şu yani bırakın rahat bırakın şu 30 küsür yaşlarındaki kadınlara kendinizi bıraktırmayı artık tamam mı? Benimki ben de 30 küçük, küsür yaşındayım alınıyorum. Benimki küçük de değildi benden bir yaş büyüktü. Aa bak yani şimdi hani en azından hani yolumuz uzun gençliğimiz var modunda bir adamın kendini bıraktırmasını hadi diyeyim yani gençlik anısıdır bu olaydır diye bakayım ama 37 yaşında da kurban olayım beni karşıya atıver. Ya ne olur ya. Deme lan. Bir duruş gerekiyorsa yürü karşıya. Son nefesinle duruşunu koru artık yani. Bir de size şey sormak istiyorum. Bu yakınlarda magazinel bir mesele tabii ama. Fazıl Say boşandı. Yalnız piyano. Şimdi artık solo çalışıyor. Şimdi ve boşanmaların arkasından çok böyle ekstra medeni bir tavırla el ele çıktılar falan. Çok dostuz gibi bir dünya içerisindeler. Boşanmayı daha büyük kutlar gibi hallere de girer gibi oldular. Sanki boşanmak da evlilikten daha da büyük bir coşkunlukmuşçasına bir hale de mi geldi sanki bir şeyler. Çok böyle tatlı bitirdiler gibi. Fazla gerçek dışı. Biz ne yaparız normalde? Birbirimizi sikeriz. Seni bir daha görecek. Şeytan görsün yüzünü. Biz oraya geliriz genelde ayrıldığımızda. Bunu yapmak size normal geliyor mu? Doğal geliyor mu? Yapabiliyor musunuz hayatınızda bunu? Ya da mesela hani boşanmalardan bahsetmiyorum burada. Genel olarak ayrılıklardan bahsediyorum aslında. Birileriyle takılıyoruz ediyoruz falan bir şekilde. Hani olabilir. İlişki yürümemiş olabilir ama hayatınızda tutabiliyor musunuz insanları arkadaş olarak falan? Beyefendi tutuyor herhalde. Ama beyefendi zaten hani... Yani yoldan geçeni gel ben de 5 gün kal. Kurban olayım git. Ne olur gitme. Ufak tefek şeylere kızıp gitme. Ne yapmadım ki? Sen çok istediğinde gibi bir tavrı var hayatta. Belki onunla alakalıdır. Buyurun. Ya illa hani çok fazla hayatta tutmak değil de ben hep çok düzgün ayrılma çabasında olan bir insan oldum. Mesela evliliğimin boşanma süreci yaklaşık 2 yıl sürdü bu nedenle. Çünkü araya pandemi girdi, o oldu, bu oldu. Tamam Brexit biraz daha gibi bekleyelim. Bir süreç mi yaşadınız gerçekten? Evet. En son evde kapalı evet. Oy atıldı. Gerçekten boşanıyor muyuz, boşanmıyor muyuz? Dünya bunu bir tartıştı. İşte benzer bir süreç oldu. Genellikle düzgün. Hani mümkün olduğunca hatta yani düzgün ayrılmak için ayrılma sürecini tanımlayan tam Brexit gibi ilerliyor. Hani bir 4 gün daha bekleyelim sonra ayrılalım o zaman. Kavga etmeden ayrılalım gibi. Peki dilediğiniz gibi gerçekleşti mi? Gerçekten o kadar huzurlu yani, bitti mi? Yani çoğunluğu hep böyle oldu. Mesela boşanmamda tek celsede tertemiz hiçbir sorun olmadan oldu. Son ilişkim yine siz temiz. Siz sanki böyle tek celsede ve temiz boşanmak için son dönem yaltaklanması yapmış da olabilirsiniz gibi bir... Hani Allah aşkına sorun çıkmasın diye sonra... ben seni ne hak etmez oldum. Yahu ben de ne götmüşüm. Vallahi düşünüyorum. Yanına yakışmıyorum. Vallahi billahi. Öyle bir şey olmuş olabilir mi? Yok ben mümkün olduğunca aman... onunla da uğraşmayayım, vay bu da gerginlik yaratmasın diye ilişki biçimlerimi şekillendirdiğim için biterken de öyle olsun diye uğraşıyorum açıkçası. Siz beni germeyin, benim tek derdim bu falan böyle. Akil insan evet, ilişki dünyasının Kemal Kılıçdaroğlu'su. Herkesle anlaşalım. Daha kurduğum bir altılı masa yok ama diye. Niyetiniz altılı masalar kurmak mı? Öyle bir hani grup peşinde misiniz siz şimdi? Tabii çünkü yani monogami ona çok izin vermiyor. İlişki çünkü ikili masadır yani.
O Millet İttifakı o kadar. Pekala. Gayet güzel. Var mı başka yorum olan? Buyurun efendim. Bir kere bakın, kavram olarak, etimolojik olarak şahitlik, şehadet kavramı. Şahit olunmuşluk. Çok doğru. Nikahımızda daha önce sikmediğimiz birini şahit tutmayacağız. Konuyu biliyor. Konuyu biliyor. Öyle abisine babasına herkes şahit olur. Helal olsun. Bir bilene sorduk. Bakın. Soruyorum. Beyefendiden emin miyiz falan. Nasıl oldu bu gerçek dışı Litvanya düğünü? Ya şöyle, aslında benim 20 sene öncelik falan eski kız arkadaşım, çok sonradan ayrıldıktan sonra çok yakın arkadaş olduk ve 15-20 senedir de bayağı samimi arkadaşız. Lise zamanlarından. Çok eski. Tabii lise zamanlarından kız arkadaşım. Abi, 2 sene beslenme falan çantası paylaşıyordunuz ayol. Yani. Şimdi ben sana ne güzel bir pas attım. Orada dur. Tabii canım, de bitir yani işte. Ne paylaşıyorsan da paylaşmışsındır gibi. Şimdi sorunun devamı evde geleceği için şimdiden söyleyeyim, evde bir şey olmasın. Hanımefendi, düğünde çok mu sarhoşsunuz? Bu sorunun devamını bu gece niye soruyorsunuz? O gün sonra kim bu orospu? Sana şahit bu. Yakın arkadaşlar bir de. Ya o an soracaktınız, hani o ya da sonsuza kadar susun. Düğünlerin olayı budur, motto budur yani. Bak şu an son kez soruyoruz, anlıyor musun yaşanılan olayı? Ciddiyetinin farkında mısın? Eniştelerin falan burada. Normalde görüyor musun bu insanları? Hayır. Bu bütün hısım, akraba, ot, bok, çer, çöp, ağlayan bebeler boşuna bir araya gelmedi. Sen beyan ettin, diyorsun ki ben hayatımı sikeceğim. Ve bunun içinde diyorsun ki tanıdığım herkes, iş arkadaşlarım, eski siktiklerim falan hepsi bir arada, bir hep birlikte şimdi bir oyun oynadık ve son kapanıyor diyorsun ya. Tebrik ediyorum sizin müthiş evliliğinizi. Tekrar bu müthiş çifti, bak nasıl yılan oldu, ahtapot oldu, kadını sardı bitirdi, mahvetti kadını. Aşk be. Aşk be. Helal olsun. Bana en kanlı, en pis, en sıkıntılı aldatma hikayelerinizi anlatmak ister misiniz? Hayır mı? Hanımefendiye gidelim. Arkadaşlar, genel olarak söylemiştim ben. Benim ömrümde böyle bir şey yok. O yüzden sağ tarafa paslayayım mı? Tabii pasla. Yani aldatıldığını bilmeyenler vardır. Bir de hani bildiğimiz kadarıyla. Tabii aynen öyle canım. Bu kavram öyle bir şeydir, evet. Var mı, sizin öyle bir niyetiniz mi? Ha, böyle elden ele geziyor falan bir şey değil bu arada yani, evet, şey abi. Hani paslaya paslaya. Sıra gecesi gibi. Şimdi Kahtalı'dayız. Yapıştır dayı. Hani öyle bir şey değil yani. İsteyen konuşuyor aslında biraz. Beyefendi, sizle hiç konuşmadık ya. Demin geldiniz. Neden demin geldiniz? Bu garip değil mi sizce? Evet, çok garip oldu biraz. Neye geldiniz farkındasınız değil mi? Yanlışlıkla düştüğünüz gibi. Demin geldiniz ve nasıl en öndesiniz ayol? Şöyle oldu. Ben normalde bilet alamadım. Mikrofon sizin sesinizi kısmak gibi bir efekt yapıyor olabilir mi? Yani böyle bir mucizevi bir ses teliniz olabilir mi? Şöyle, alamadım bilet. Kaçırdım. Arkadaşlarla planımız vardı. Normalde çıkışınız 10.30'muş. Bu sizin son terapist mi bu? Bu niye siyah giymiyor bir? Öyle bir mevzu var. Grup kararı almışlar, görmüyor musun? Bir, kırmızı ruj sürecektin. İki, şey yapacaktın, siyah giyinecektin. Doğum günü çünkü. Yok, ben buradan çıkışta bir şeyler yaparız diye hesaplayarak giymiştim. Buradan çıkışta bir şeyler yaparız kombinin bu mu? Esenyurt'tan geldim. Siktimin salı gecesi bu kadar işte yani. Esenyurt'tan geldim. Aa, geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hanımefendi, bırak karışık işte. Oysa ki 31 yaşındayım henüz. Hanımefendinin ortalamasının çok üstündesiniz. Yani
Ama zamanla bıraktırmışlıklarım peki, da var. Peki kendi biranızı alabiliyor musunuz? Ekonomim henüz alkolsüz Maltana kısmına yetebiliyor. Peki dans ediyor musunuz? Yani bir Urfalı olarak çökertme. Sıra gecelerinde o 90'larda olsun, bahsettiğiniz... Olsun hanımefendinin artık zaten yani hani... o Latin gecelerinden sıtkı sayılmış. Şöyle bir yiğit gelsin de diyor. Beraber diyor şöyle şey yani böyle tas kebabı sallayarak birbirimizin etrafında döndüğümüz bir Anadolu gecesi yaşayalım diyor artık onun peşindesiniz gibi anlıyorum yani ben değil mi? Yani bir ağ molasın Ömer şeklinde salınabilirim arada. Ağ molasan Ömer şeklinde mi? Ömer bu teklifi gerçekten bir değerlendir yani. Ağ molasan Ömer. Paşam da olabilirsin Ömer. God knows neler yaparız Ömer. O zaman itiraflara hazır mıyız dostlar? Bana böyle yani yeterince hazır değilsiniz gibi geldi. İtiraflarda açıkçası sizin iç dünyanızın karanlık ve kuytu köşeleri var. Burada sizin şu anda sakladığınız bir, umarım yani, keyifli bir takım anlar yaşanıyor. Umuyorum ki güzel itiraflar çıkacaktır. İlk itirafımız umarım 2023'ün nasıl geçeceğini belirleyecek kalitede bir itiraf olur. Bu itirafın gidişatı 2023'ü belirlesin mi? O zaman götünüze güvendiğiniz bir itiraf yazsaydınız. Burada kolektif bir bilinç hali var. Hepimiz en doğru anları akıtmalıydık buraya. Kendimize güvenmeliyiz. Ben hariç hepinizin 2023'ü bu itirafın kalitesi gibi geçsin. İnşallah. Başlıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Az önceki temennim... gerekli merciler tarafından duyulduysa sizi yani sadece şöyle bir baktım slide gibi bir baktım dedim ki ya rak gibi bir 2023 sizleri bekliyor gibi ama siz bilirsiniz. Ya zaten yazıdan bu arada bak bazı yazılar var. Şimdi bu yazı şimdi bir insanın el yazısının bu olması. Şimdi solak da olabiliyor insanlar evet. Ben kırılırım çünkü yani ben solağım. ama şöyle bir şey var. Bu yazı sol ile yazmış gibi değil de yani ayak baş parmaklarıyla denenmiş gibi, hieroglif gibi, estetikten çok uzak bir yazı. Köpeğimle asansördeyken salıyorum ve suçu ona atıp insanları boğuyorum. Yani biri, bak birisi buraya gelmiş, Tutkun Boğuşmak Şov'a gelmiş ve hayatındaki en dark, en seksi itiraf olarak köpeğine osuruk suçlaması yapmasını. Bu. Ne? Hayır efendim. Asansöre gerçekten bir adamın işediğini ve sonra da ya bizim çocuk da işte eğitemedik daha 9 yaşında ama öyle düşündünüz. Eski ev arkadaşıma kirayı 2 kat söyleyip 2 sene kirayı belaşa getirdim. Kısmetse olur devam. Ruh olarak aramızda. Evet, bugün insanlar manevi sikiş hikayeleri tercih etmişler. Yani insanları başka yollarla taciz edişleri. Erkek arkadaşım bir zamanlar porno çekiyordu. Bazen de oynuyordu. Bazense hem çekip hem oynuyordu. Şimdi ise benim kocam. Yani bence bu şanstır. Kendini bir profesyonele emanet etmiş ya. Hiç sürpriz riski yok. Ben seni pornoda gördüm. Yani ne ya? Kamera biraz... Kamera 5 santim koyuyor hayatım falan. Var mı öyle bir şey bilmiyorum. Dating app'te tanıştığım adam ilk buluşmada kapıyı çırılçıplak açmıştı.
Ya seni sitcom köpeği seni. Seni sitcom köpeği. Yanlış taktik. Birisi bunu yapsa size ne yaparsınız ya? Bedene göre değişir biraz da ama yani. Biraz bedene göre değişir açıkçası yani. Şimdi dürüst olalım. Açtı. Hani açan var, açan var. Sen mi yani hani şu göç sende mi var da diyebilirsin. Bu göç sende mi vardı ya da diyebilirsin. Bilmiyorum o. O bir hani işi hızlandı ama yani biraz insani bir asalet ya. Ya en azından yalandan da olsa şöyle bir fişleri körü iç. Yani bir şey yapsaydık yani bilmiyorum. Çıplak karşılamak bu büyük bir özgüven bu arada. Ya da büyük bir delilik. İkisi birden de olabilir. Hanginiz bunu yaşamıştır diye böyle bir düşünüyorum. Bakalım. Geçen hafta sevgilimin evinde... Evinde kardeşimin arkadaşı ve sevgilisi salonda bir partilemece gecesinin sonunda uyumaya geçmişken çişim geldi. Ne yapayım ya? Çiş bu. İçeride sevişiyor olma ihtimallerini düşünüp sevgilimle uzun istişareler sonucu başucumda duran suyu içip bardağı işedim. Ben asansörde işenmez diyordum ama geri alıyorum. Yani bazı insanlar sevgilisinin yanında, hanımefendiciğim siz şu anda bir adamı dürümünü ayıkladığı için bıraktınız. Ve millet sevgilisinin yanında şu suyu ver yiğidim bitireyim de içine de çakı çakı vereyim diyebilecek kadar samimi oluyor. Bunu da söyleyeyim. Sevgilim bardağa olan isabetime hayran kaldı. Bu nasıl aşk amına koyayım? Bunu ben demedim, kendi demiş. Helal olsun, aşk gibi aşk. Bravo. İşte bu. Neredeyse Golden Shower. Kimsenin kirlenmediği bir Golden Shower hikayesi yaşanmış. Arkadaşlar aranızda iyi yazı yazabilen kimse mi yok? Yani şu yazılar gerçekten ruhum daraldı ya. Ben burada gerçekten bir daktilo falan koyacağım önünüze galiba. Erasmus'ta tanıştığım Fransız kızın beni doğum günü diye götürdüğü partinin aslında orgy parti olduğunu öğrendim. Daha sonraki günlerde öğrendiğim detay, mekan sahibinin Yozgatlı Muharrem adında bir Türk olmasıydı. Not yer Deutschland. Gerçekten ama gerçekten şunu söylemek zorundayım. Batı'da çok önemli işler yapan Türk insanlar var. Ve bu insanları desteklemeliyiz. Gerçekten bizi çok doğru temsil ediyorlar. Yozgatlı Muharrem sen Anadolu'nun libidosunu oraya taşımış bir değerli bir yüreksin. Öyle bir adamsın Yozgatlı Muharrem. Tebrik ederim. Misafirliğe gittiğim evlerde banyoyu kullanıyorsam ufak bir etrafı karıştırıyorum. Manyağa bak. Aramızda böyle bir manyak var. Bence çok şey belli ediyor hakkında. Bir de eğer birine gıcık olursam bir şeye zarar veriyorum. Beni gıcık edip eve çağırmayın. Ben size söyleyeyim böyle her evde gerçekten misafirlerinizi çağırdığınız günlerde yani diş fırçanızı ortada bırakmayın öyle söyleyeyim. Yani çok kötü fikirleri olan insanlar duydum ben bu itirafların içinde şu ana kadar. Bırakmayacağız efendim. Diş fırçalarımızı gideceğiz böyle zırh gibi zinet eşyalarımızı nereye kazıdıysak oraya sokacağız falan. Tutkiş.com Bizim manitamızla aramızda libidomuzu öldürmek amacıyla hayal ettiğimiz çıplak yaşlı amcalar var. Biliyorsun ki her ortamda libido sıkıntı yaratıyor bize. Bu yaşlı amcalar işkembe üstüne oturup çıplak şekilde tavla oynuyorlar. Tatilde arkadaşıma karşıdan çok yakışıklı iki çocuk geliyor dedim. Yaklaştıkça fark ettim ki eski sevgilimmiş. Bakın ben buna istikrar derim. Seneler geçti, benim beğenilerim aynı. Gayet net bir tavır. Tam yanımızdan geçerken arkadaşım kim nerede yakışıklı çocuklar diye bağırdığı için selam bile veremedim.
Arkadaşım zevklerin değişmemiş diye teselli etti. Evet, tebrik ediyorum. Zevklerin değişmemiş bence de. İstikrar önemli bir şey. Yine bir mektup. Evine rahat dönün diye arabamı verdiğim flörtüm, dönsün diye arabamı verdiğim flörtüm, ertesi gün arabamı geri getirdiğinde kendisini metrobüse bırakmam için baskı yaptı. Ya bu, bu itiraf acaba kimin ya? Bu itiraf kimin derdi olabilir ki ya? Ya bütün şu ulaşım derdinizi çözsek, vallahi hayatı çözeceğiz gibisiniz. Ben de bu yüzsüzlüğüne sinirlendiğim için evine kadar bıraktım. Yol boyu sinirden delirmiş gibi bağırıp çağırdım. Beni tanıyın diyor. Eve bıraktıktan sonra ise arabada bir süre oturdum. Kendisi beni yoklamaya geldiğinde sinirden elim ayağım boşalmış gibi numara yapıp kendimi kendi arabamla evime geri bıraktırdım. Çünkü o piçe bunu yapmam gerekiyordu demiş. Helal olsun be. Aynen öyle. Aynen öyle. Rotan değişmesin reis. Senin hayattaki yolun yol. Senin peşindeyiz. Senin yolundayız. Aynen öyle. Bir flörtümle yeni yıla girdiğimiz gün gece saat 1 gibi yeni yıl hediyeni getireyim deyip odaya gitti. Döndüğünde çıplak ve Noel Baba gibiydi. Penisine kurdele takmıştı. Ve sürekli ho 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 hediyeni aç dedi. Hem sürprizleri hem olgunları sevdiğim için dayanamayıp hediyeyi kabul ettim. Bu sefer bacadan girmedi gibi anlıyorum. Yılbaşı gecesi. İlk analımı yapacağım. Umarım 2023 boktan geçmez. Hayırlara vesile olsun. Bazıları nar kırar. Bazıları işte eşine dostuna sarılır, bazısı anal yapar o sırada çünkü yılbaşı gecesi böyle sürprizlerle doludur yani bir şekilde. Hayırlı olsun. Sen ve götün adına kıymetli ve kutlanası bir anlıyorum ki. Hayran olduğum insanları sikebilmek için 3 yıllık ilişkimi bitirdim. Hiçbirini sikemedim. Bence insan inandığı yolda ölmeli. 22 yıl sadece erkeklerle görüştükten sonra 22. yaşımda, yani 22 yıl erkeklerle görüşmüş olmuyorsun bu arada. Yani ilk 6 yılın falan en azından bir test yani. Olmadığını kabul et. 22 yaşımda şans eseri kadınlardan da hoşlandığımı keşfettim. Her ne kadar duygusal olarak zorlayıcı olabilse de kadınlar bir harika. 2023 yılında herkesi sikerim. Ben çok şahsi bir okuma yaptım galiba. Tekrar okuyorum, pardon. 2023 yılında herkese önerim. Bir şey bir denemesi olur diyor ama yani ne dediğini anlamıyorum. O aynısını diye okuyacağım. Yani 2023 yılında siz de diyor yani tut neyse o diyor yani. Yani bir deneyin diyor. Ne biliyorsunuz ki yani doğru şeyi siktiğinizi diyor. Soru bu. Takıldığım çocuk arkadaşıyla parantez içinde erkek üçlü yapalım dedi. Olur dedim. Aynen öyle. Sıradan bir öğlen akşamüstü. Neyse. Sonra yapamadık. Her şeye evet dediğim için beni bıraktı. Ben de arkadaşımı siktim. Net, keskin,
net. Bu, yani bu zaten bu silah patlayacaktı bir yerde. Yani flört ettiğim çocuğun köpeğini çok havlıyor diye yatak odasına kilitledim. Köpeğim nasıl diye mesaj attığında birlikte TV izliyoruz dedim. Meğer evi kamerayla izliyormuş. İki psikopatın iğrenç birlikteliği. Ben bu kadar doğru bir toksik ilişki duymadım. Yani kadını kamerayla izleyip bu soruyu yine soran adam ve köpeğini zindana atıp içeride pizzasını yerken mutlu olan cadı kadının müthiş birlikteliği yani. 17 yaşındayken internetten tanışıp sadece online görüştüğüm yabancı bir sevgilim vardı. Anlıyorum ki bugün bu konudayız. Abim sürekli gelsin sünnet edelim gibi saçma espriler yapıyorlar ya. Abinin el alemin sikine merakı nedir ya? Bir sabah babamın ve annemin olduğu kahvaltı sofrasında yine bu espriyi yapmıştı ve ben de dayanamayıp neden ki seni mi sikecek demiştim. Aslanım benim. Aynen öyle. Sana ne? Abim ve ben dışında masadaki herkes hacıydı. Başımın tacısın sen. Sen başımın tacısın. Bugünün itirafısın sen. Muazzam, muazzam. Tavukları pişirmişsin, hacıyı da çarşıya göndermişsin sen. Sensin. Pekala. Sevgili dostlar, çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hepinize çok çok sağ olun. Hepinize musmutlu bir yıl diliyorum. Umarım 2023 size daha seksi sonuçlar getirir ve harika bir sene olsun. Kendinize iyi bakın. Ben Türkiye'nin en önemli ilişki uzmanı ve seksoloğu Sir Fucking Tutkun Boğuşmak. Bay bay. Woo!